Sevgili hocam, ilk yazıya bakacak olursak burada diyor ki virüsü şeytan mı yarattı? Mesela. Ama karalamışsın. Bu karalama orayla ilgili değil. Evet. Altta bakın sinirlerim koptu diye yazıyorum. O sinirlerim kopunca o karalamayı yaptım. Yukarıdaki yazı virüsü şeytan mı yarattı yoksa şeytanı virüs mü yarattı diye. Yani o ikisi de çünkü kötülük sembolü. Şimdi bir başkası geldi. Geliyor. Bunlar çalışmalar. Kraliçe yapmaya karar verdin sanıyorum virüsü. Ana kraliçe yapmaya karar verdin. Yani nasıl olur diye resimde nasıl bir etki yaratır? Sonradan gördüm ki virüs virüstür. Bunun aradan ana kraliçesi, yavru kraliçesi yok bana göre. Çok güzel. Virüs virüstür. Güzel. Bakalım hangisi geliyor şimdi. Evet. Evet, kandırdım onu var burada. Burada Karadeniz şivesiyle kandırdım onu. Öldürdüm onu. O ana diyor şey yaptım. Öldürdüm onu. Evet, virüsü kandırdım ya falan. Ölmedim, ben yaşıyorum. Ölmedim, yaşıyorum diyorum en sonunda. Yere yattım virüsü kandırmak için öldüm. Öldüm diye. Ama sonunda diyorum ölmedim, yaşıyorum. Maşallah. Yani şeytanı kandırmış oldu. Maşallah. Maşallah hocam. Allah sağlık sıhhat versin inşallah hep. Evet, burada 3 hafta kaldı. Ondan sonra neden 3 hafta hocam? Ondan sonra koronanın canı cehenneme 3 hafta. Neden 3 hafta? Şimdi 3 hafta kaldı. Bu olay şu. Şimdiye kadar olan şeyler, hastalıklar nedir onun adı ya? Sonbaharda olup... Grip, nezle. Grip. Grip. Yani grip oldum diyorduk hep. Grip oldum diyorduk. İşte 3 hafta, 4 hafta sonra geçiyordu. Onun için şu kadar zaman kaldı. Sonra bir baktık ki bu öyle bir virüs değil. Öyle bir virüs değil, öyle bir grip değil. Griple alakası yok olduğunu gördük. Ha dedim kendi kendime, yanıldım. Orada yanılmışım, evet. Altta diyor ki yanılmışım diyor, evet. Yanlış, bu bizim bildiğimiz virüs değil. Çok onlar olacak gibi yardımı. Yanılmışım ve eski virüsler gibi değil diye yanılmışım. Değil, güzel. Bunu fark ettik. Evet, bir tane daha alırsak. Bir de burada bol yazı var hocam. Epeyce yazmışız burada. Çalış, mutlaka bulacaksın ya da önüne çıkacak. Bu işte bir paradoks. O sayfada virüsle söz ederken birdenbire sanatla uğraşanlara akıl vermeye kalktım. Yani genç öğrencilere, asistanlara, şunlara, bunlara yani Çalış dedim, mutlaka bulacaksın ya da önüne çıkacak. Bazen değil, çoğu kez sanat eserinin oluşumu planlı olmuyor. Planlı olmuyor. Önüne çıkıyor bir şey, bir olay çıkıyor ve sen orada başarılı oluyorsun. Bu şu demektir. Siz buradayken bilmem hangi ormanı bilemezsiniz. Afrika ormanlarını bilemezsiniz. Yürüyeceksiniz, oraya gideceksiniz ve göreceksiniz. Ama Ankara'dan, Türkiye'den o ormanı resmini veya şeyini nasıl diyeyim halini, ahvalini tasarlayamazsın. Göreceksin. Bu anlamda. O zaman burada virüs yok, gençlere tavsiye var. Evet. Bu cümle, yani bir virüs yok, bu virüslük bir durum değil. Hayır. Ama sadece o bölümde yok. O köşede yok, evet. Bakın oraya sağına geçtik,
sen bir virüssen, ben de insanım diye yazmışım orada. Virüs geldi. Abi virüs. Ve sen bir virüssen, ben de insanım. İnsanlar kalacak, virüsün canına okunacak. Yani bir sayfada ben normalde, yani virüsle ilgili olmasa da birdenbire atlayıveriyorum. Yani diyelim ki bir düğünden söz ederken bir başka olaydan bahsedebiliyorsun. Yani bir kompozisyon şeklinde değil. Paragraf paragraf. Aklıma ne geldiyse çizerim, aklıma ne geldiyse söylerim. Güzel. Peki. Var mı bir sayfa daha açalım mı, yoksa burada bunu bırakalım mı hocam? Ne yapalım? Yani, bir sayfa daha var mı? Tabii ki siz soracaksınız. Konuşmayı değil, çizmeyi seviyorum. Evet. Bir de vay anasını var burada. Bu laf da benim hoşuma gitmişti. Ona da bir bakalım şöyle. Vay anasını diyor. Gözle görünmeyen bir mahlukat 7,5 milyar insanın canına yapıyor. Bundan sonra sevgili hocam, şimdi bu sergiyi hazırlıyordun biliyorum. Bundan sonra korona yine tablolarında olacak mı? Hayır. Yoksa koronayı yaptın. O geçti. Bitti. Bitirdin mi? Yani bu sanatta da böyledir. Siz bir heyecanı yaşarsanız, bu heyecan çok güzeldi, çok iyiydi, tekrar ona döneyim derseniz, o zaman havayı yutamazsınız zaten. Yutuyoruz lan. Yani havanızı alırsınız. Güzel. Çünkü bir olay sanatta olur, biri biter orada. O heyecan bir defa daha aynısını yaşayamazsınız. Çünkü biz insan olarak, canlılar olarak konuşurken yaşlanıyoruz. Saniyeler geçiyor, saniyeler geçiyor. Yani siz geldiniz, işte yarım saat mi oldu? Yarım saat daha fazla yaşlandık ve yaşlandık. O bakımda her anı, sanatçı her anı not etmeli. Not etmeli. Onu yaşıyor. Bazen es geçiyor. O nedenle o mümkün değil o. O zaman inşallah bu sergiden sonra korona da bitmiş olur gider. Hayır, korona olmaz. İnşallah. Hayır, çünkü bitti o iş. Tamam, harika. Yani o heyecan bitti. Heyecan söndü. Yalancıktan heyecan olmaz. Güzel. Yalancıktan heyecan olmaz. Yalancıktan gülüş olmaz. Yalancıktan mutluluk olmaz. Harika. Teşekkür ederim hocam. Eyvallah. Birisinin aklı var mı? Yok. Beyni var mı? Yok. Yok. Bu küresel olaylardan, nasıl diyeyim, kimyasal çalışmalardan, şundan buradan dünyaya gelmiş. İnsanoğlu evirip çeviriyor. O virüs de bir gün gidecek yani. Çünkü insanoğlu dünya üzerinde bir tane, bir şey. Burada ben o nedenle virüsü böyle şeytani ve kötülük sembolü olarak kullanmadım. Şey gibi, aynı benim kadınlarımda olduğu gibi gülen, şakrak, dans eden ve o tür bir şey. Bütün resimlerde o hava var. O hava var. Yani vay virüs, şeytan, alçak falan. Yok. Alçak olan şey değil, şeytan da değil, virüs de değil, o da değil, ne değil. Onu bizler o hale getirdik. Bu da öyle yani. Bu da yine... Bu sevgilin iki tane en güzel resmi şunla şu. He, bu ikisi mi? Evet, bunlar böyle nasıl yan yana geldi bilmiyorum. Bu da yalnız nadir Mustafa Ayaz'ın olmadığı tablolardan biri. Evet. Bunda yok. Orada karşısında oturuyor, burada yok. Pasteller bunlar. Evet. Ben bunlardan bir tanesine dedim ki bu korona hanım Ayas hocama yan bakıyor, göz dikmiş falan dedim. O attım o şeyde, o bağlantıda var.
Bunlar böyle biri bakıyor böyle bazen. Korona beni sarmış. Ha, bir de rağmen bunu kaçırdım. Korona beni sarmış ama aşktan vazgeçildi. Ölene kadar aşk. Çok güzel. Bak, şeytana çiçek yapma. Ha, o da şeytan. Ya mesela ya. Mesela güzel. Yani korona yani. Koronaya biz kötü diyoruz. Evet. Korona çünkü insanlara zarar veriyor. Onun için korona bir hücre, bir basit bir şey yani. O bakımdan sen onu insan olarak evirip çevirip her hale sokabilirsin. Yani korona sanki bir şey gibi, düşman gibi karşımızda. Yok kardeşim, öyle bir şey yok. Ne ruhu var, ne canı var, bilmiyorum yani hücre yapısı nedir, ne değildir. Ama bir şey... Peki bu rakamlar bu, neden? Bu şu, ben yapmıyorum, geçen sene yaptım, yarıda kaldım, bu sene yaptım. Resim 68, şimdiye kadar 68. resim bu, yağlı boya. Ama sadece bunlarda değil yani. Neyin adı? Resimlerde de. Yani bu yılın 2020 için mi? Şimdiye kadar, yılbaşından, tamam. Şimdiye kadar 83 resim yapmışım, yağlı boya. Hmm. Bu da onun takibi. Evet. Yani kaydı. Mustafa Ayaz 2020'de resim diyorum, 68. resim. Ama bunu geçen sene yaptım, şey bulmadım. Karıştı birbirine. Ama 2000, bir şey değil yani. 2020 çalışıyor ama şu anda yani. Tabii. Bu benim değil mi? Tabii. Onun bir versiyonu dışarıdakinin. Maraş'a korona. Ha, Maraş'a. Bak, şu Maraş'a şeyleri olur ya, rütbeler, bir sürü şeyler olur. Evet, evet. Böyle evet. Böyle, ben de Maraş'a korona demiş. Güzel. Maraş'a. Ama kafamın sağında birisi... Bunu işte yazdım ben. Bu korona hanım sana bakıyor burada hocam. Bakmak zorunda. Yoksa onun suratını siyah boyar. Çok güzel. Çok güzel. Bak, virüsler beni seviyor ama uzaktan. Bana yaklaşmamak için seviyor. Uzaktan seviyor. Hep uzaktan sevsin inşallah. Bu da öyle. Bu farklı bir şey oldu. Bu renk çıktı burada. Mavili tabii. Evet. Böyle hiçbirinde o böyle çok seviyorum. Ana figür yok. Bu çok özel. Bu hepsinden farklı bir çalışma olmuş. Ya dans eden var ama bu... Yok, bu renk böyle bu serinin içinde yok. Ben serinin hepsini epeyce inceledim. Evet. Mesela bunda da Ayaz yok. Tavşan mı bu? Tavşan mı oldu? Tavşan virüs. Yani neden? Sonunda iş gelip şuna varıyor. Bir sanatçının mayasında ne varsa, fantezisi değilse, zekası ve fantezisi değilse o oluyor. Yani zorlamayla sanat olmaz. Zorlama olmaz. Zorladığın zaman o sanat o yok, o geçerli değil. Yani kişilik damgasını böyle bulacaksın. Yazıda da öyle, değil mi? Doğru. Ya edebiyatta da öyle. Yani öyle alıyor mesela, roman yazacağım diye 200 sayfalık bir roman yazıyor, okuyorsun, bakıyorsun, bir şey yok. 10 güne kadar mı? 2 kitabım geliyor hocam. Şu genç basıyor onu. Erhan Gazi'dir. Güneydoğu olaylarında yaralandı, gazi oldu. Diyarbakır, Mardin'de olaylar oldu ya, çok yeni daha. Üsteğmen'dir kendisi ve gazi oldu. Çok sevdiği üniformasını bıraktı. Şimdi çok güzel böyle işler yapıyor. Evet.
Evet. Varken sen arkadaş. Adaşınızı zaten tanıyorsunuz. Onunla çok geldik buraya. Onun çok güzel de müzeyle ilgili görsel çalışmaları vardır. Ciddi bir envanter de çıkardı burayla ilgili. Ayrıca yani sizin müzenin dışında, resmi sayfanın dışında onun da çok güzel çalışmaları var burada. Onunla çok geldik. Ama sevgili Erhan kardeşimiz de ilk gelişimiz. Şimdi bu karşılıklı oturmalardan bir tanesi daha. Sanatım değişmedi. Resimlerime bakın, değişen sadece bir koronavirüsü simgeleyen bir çift. Bir tek o. Yoksa benim resimlerim oturan figürler, dans edenler, bilmem ne. Ama burada yeni bir tat geldi. Oturdu da konu şey yaptı, konu sayesinde oluştu. Ama şu demek değildir. Ben güzel bir konu seçeyim, resmin güzel olur. Öyle bir şey yok. Çok güzel bir konusu bulayım ve çok güzel olsun. Çok güzel bir konu bulabilirsin ama vermemiş Mahmut değil. Yok vermemiş Mahmut, şeylesi Mahmut. Şimdi senin şeyinde çıldırında bir şey yoksa hangi konuyu seçersen seç bir şey yapamazsın. Bak bunu etkili hale getirebilmek için sanatçının güçlü olması lazım. Burada ben bu çalışmalarında bir minik farklılık gördüm, onu da söyleyeyim. Balerinlere bazı tablolarda kanat takmışsın.